Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test altının çözümünü yapacağız. Bu testimizde AYT tarzında çözüme başlayalım. Birinci soruda F ile AD birbirine paralel verilmiş ve açı ortaylıkta verilmiş. Burası noktaysa burası nokta olması bir işime yarıyor mu? Sanki yaramıyor gibi sanki açıortay kuralını kullanacağım burada arkadaşlar. Öncelikle buraya bir K K dersem K. O zaman bu açıortay doğrusuysa arkadaşlar bu açıortay doğrusu olduğundan tabandaki orana baktığımız zaman Hocam tabandaki oran 1'e 2. O zaman burası A iken burası ne olacak? 2A mı olacak? Evet. E hocam şunların paralelliğini de kullanalım. Şunlar paralel. Bunlar eşitse. Bunlar da iki eşit parçaya mı böler? Çünkü orta taban çizgisi çıktı bu. O zaman burası A iken burası da A mı oldu? Aynen öyle. Verilen bilgiye bakayım. C ile CF'nin toplamını 6 vermiş. Yani K artı A 6 verilmiş arkadaşlar bize. E bizden de isteniyor çevre ABC. Çevre ABC'ye bakın. Çevre ABC'de 3A artı 3K değil mi gençler? Yani 3 parantezinde K artı A olduğundan bu da 6 olduğundan cevabımız da kaç çıktı? 18 çıktı. O zaman birinci sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 2'ye. İkiz dik üçgen. Bir işimize yaramıyor. Hiçbir kenarı verilmemiş. 90'lar havada uçuşuyor. Bir alfa beta'ya dalmak lazım sanki değil mi? Başlayalım. 12 burada olduğu için buradaki dik üçgenden başladım. Alfa, beta, alfa, alfa 90'sa bunun tamamı beta. E hocam o zaman şu üçgenle şuradaki üçgen bakın şuradaki üçgen ne oldu? Birbirine benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı burada da 4 mü? Evet. Betanın karşısı 12 ise betanın karşısı bunun tamamı 12. Dikkat tamamı 12. E o zaman buraya 8 kaldı. Hmm, burayı nasıl paylaştıracağız? Evet. Tamamının 12 olduğunu biliyorum. Buraya 8 kaldığını da biliyorum. Şimdi başka ne var? A burada da alfa beta'ya dalabiliriz ama ya da başka açılara A B açılarına gerek yok. Çünkü arkadaşlar şunlar birbirine paralel değil mi? Z kuralından dolayı ya da aynı doğruya dik olduğundan dolayı. E burada da bir kelebek benzerliğe çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kelebekteki oran 12 bölü 4 yani 3'e 1. O zaman 3'e 1 olacağından x ise burası 3x mi olacak? Aynen öyle. Yani şurası 12 idi. 4 artı 4 x eşittir 12 ise buradan 4 x eşittir 8 geldi arkadaşım. E o zaman x'i kaç buluruz buradan? 2 buluruz. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle. Cihan oldu. Geldik 3'e. Evet şöyle bir dik üçgen verilmiş. AC C noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde A'nın yeni yeri A üstü oluyor. Buna göre B A üstü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar ben sadece A'yı döndürecektim. A'yı 90 derece döndürdüğüm zaman hop buraya geldi mesela. A'nın yeni yeri burası. Bak dikkat şu parçayla şu parça döndürme işleminde yaptığım için şöyle dairesel döndüğü için şu merkezli dairesel bir dönme hareket olacak şöyle değil mi? Bu da yarıçap bu da yarıçap. Yani şunların birbirine eşit olduğu anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman şunlar birbirine eşit. Pisagor'dan burayı bulmamız saçma olacak. O zaman onu boş ver. Ve burada kaç kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Tamam ben bunu döndürdüm. Bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. E bu uzunluğa karşılık 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Ne yapayım o zaman? Bir 90 derece karşılık getirmek için şunun uzantısına dik çizeyim arkadaşlar. Şöyle dik çizdiğim zaman. Hocam diki çizdim. E 90'lar havada uçuşuyor burada. Dalalım alfa beta'ya. Alfa 90 beta. Beta 90. Alfa alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı 7. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 8. 8, 15, 17 üçgeninden cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 17 çıktı. Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dörde. Hocam ben sayılara bakar bakmaz hemen şunu fark ettim. 90 var burası. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı. Yani şuraya bir h diyecek olursam. H kare eşittir. 3 çarpı 12'den kaç geliyor burası arkadaşlar? Haşı buradan 6 buluruz. Peki haşı 6 buldun. Hocam 90'lara düşü Alfabeteye dalacağız. Dalmadan önce bir düşün. Şimdi ben nereye yoğunlaşacağım? Arkadaşlar ben şuraya yoğunlaşacağım. X soruluyor bana. X neredeki üçgende? Şuradaki üçgende. İki kenar var. He, demek ki bu üçgeni kullanacağım. Hocam bir de 20 var burada. Bak 20'yi hiçbir şekilde kullanamıyoruz. 20'yi nerede kullanacağım? Büyük üçgen. O zaman ben dikkat edeceğim noktalar. Nedir? Sarı üçgenle büyük üçgen arkadaşlar. 20 büyük üçgende olduğu için. E 90'lar var burada. Bir açılara dalalım. Şimdi yalnız burada açıları dalarken şu üçgenin de açısını da kullanacağım için şu üçgenden başlasam alfa desem. alfa ise burası da alfa, alfa 90'sa burası beta oldu. Beta 90'sa burası da alfa oldu. Evet, küçük üçgende bir açı alfa, büyük üçgende de bir açı alfa oldu. Bir tane daha açı yazsam, istediğiniz açıyı yazın, ister buraya yazın, ister buraya yazayım. Ben şuraya A açısı yazarsam, hocam tamamı 90, B açısı dersem buraya. A ile B'nin toplamı 90, B 90 90'sa burası da A oldu mu? Oldu. Dikkat, dikkat alfa a üçüncü açı çift çizgi dersem büyük üçgende de alfa a üçüncü açı çift çizgi olmak zorunda değil mi? Evet. Bak bazen soru çok karışık gelebilir. Geldiği zaman oradan çıkmıyor buradan çıkmıyor şuradan çıkmıyor en son çare benzerlik. Benzerlikte de bazen çok zor böyle hani sizin tabirinizle görmesi çok zorsa üçgenleri belirleyin oradaki açıları bulmaya çalışın kardeşim belli. Yani burada hadi benzerliği yapalım çift çizginin karşı var burada x bölü çift çizginin karşısı 20 eşittir. Burada ne var arkadaşlar? 6 var. Alfanın karşısında 6 bölü. Alfanın karşısı burası kaç arkadaşım? 15'e eşit oldu. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4. 3 ile 6 sadeleşse 2, 4 kere 2, 8. Buradan da x'i kaç bulduk? 8 bulduk. Aslında çoğunuz buraya geldiniz. Bu soru için geldiniz. Ama aslında ben size bu yöntemi öğrettim konu anlatımında. Ne dedim? Böyle zorsa üçgenleri belirleyin en azından. Üçgenleri belirlediğiniz zaman hani ne zaman nasıl bir hamle yapacağınız belli oluyor bazen. İşte buyurun dördüncü soruda böyle bir soru arkadaşlar. Zor muymuş? Aslında çok da değilmiş. Yani üçgenleri belirledikten sonra yapacağın hamleler biraz belli oluyor bazen arkadaşlar. Evet dördüncü soruyu böylelikle ceyan olduk Geldik beşinci soruya. Hocam bununla bunu paralel vermiş. Ben bunu kullanacağım. Bunların paralel olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Bir kere öncelikle burası alfa iken burası da alfa mı? Alfa. Sonra 4 ve 9 verilmiş. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Şu paralelliği ben nasıl kullanacağım arkadaşım? Bu paralelliği kullanırken şöyle bir Z kuralı var. E hocam burası çizgiyse burası da çizgi oldu. Buradan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Ya sanki şu üçgenle bu üçgendeki bütün açılar eşit çıkacakmış gibi. Hani kenarları da var ya. Ama baktığım zaman eşit de çıktı mı? Çıkmadı. Başka bir şey düşünmeliyim ben buradaki paralelliği kullanmak zorundayım. Ben bunu nasıl kullanabilirim? O zaman şu paralel doğrulu açılardan beri biliyoruz. Paralel doğrular gördüğümüz zaman paralel doğrular uzatmıyor muyduk arkadaşlar? Uzatıyorduk. Şunu şöyle uzatsak arkadaşlar. Devamını getirsek. A açı kullanabilir miyim? Ben şimdi kullanabilirim. Demek ki açılara dalınca olmayacak. Açıortayda şu taraftaki oran kaç? X bölü 4. E hocam bu taraftaki oran da X bölü 4 olacak. Yani burası XK iken burası ne olacak? 4K. Hani X'e 4 X'e 4 değil mi? Evet bunu yazdık. E bunu yazdıktan sonra hocam şunu da şu paralelliği kullanalım o zaman. Bak şu paralelliği kullanacak olursam. x XK'nın tamamının oranı x XK'nın 9'a oranı eşittir. 4K'nın X'e oranına eşit değil midir? Aynen öyle. Bak K'lar gitti. O yüzden X'in de x, x de K katı yazmaya çekinmeyin arkadaşlar. İşler işler yapınca X kare eşittir 36 geldi. X de buradan ne geldi? 6 geldi. Güzel bir soruyormuş. Evet 5. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Hocam ben direkt şuna dikkat çektim. Hemen şu üçgende ne var arkadaşlar? Bir dış açı ortay. Dış açı ortayın dediği yerden başlıyorduk. Şu bölü tamamı 6 kök 2 bölü 9 değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani burası 6 kök 2K iken tamamı ne olacak? 9K olacak. Tekrar söylüyorum. Şu bölü tamamı 6 kök 2 bölü 9. O yüzden 6 kök 2K'ya 9K oldu burası. E arkadaşlar şu paralelliği de kullanalım mı? Kullanalım. O da bunun tamamının oranı. 6 kök 2 k'nın 9 k'ye oranı eşittir. 8 bölü x olmaz mı? Evet 8 bölü x'ten dolayı sonuca ulaşacağız arkadaşlar. K'lar gitti mi? Gitti. Buradan neyse 6 kök 2 x eşittir. 9 kere 8 ya 9 çarpı 8 yaptı. Sadeleştirme şimdi yapalım. 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 3, 2'ye bölsen 2'ye bölsen 4. O zaman x buradan ne oldu? 12 bölü kök 2 eşit oldu. Kök 2 eşitliğiyle çarparsam 12 kök 2 bölü 2'den 6 kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar cevabımız. Yani 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. Şimdi verilen bilgileri kullanalım arkadaşlar. ABC x kenar dik üçgen demiş. E hocam burası 3 ise burası da 3'tür. O zaman burası kaçtır? 3 kök 2'dir. E burayı kök 2 vermişse burası ne olacaktır? 2 kök 2 olacaktır. Adam sana 45'i vermiş. Açı vermiş. E o zaman sen açıya da alacaksın. Açıya da al diyor sana adam. Hocam x kenar dik üçgen ya 45 45'tir burası. Ee, şimdi ne yapacağız? X isteniyor. Arkadaşlar X'in olduğu yere bakar mısınız? X'in olduğu yerde bu üçgen var. Ee, burada bir de küçük üçgen var. Büyük ihtimal bu üçgenlerde işimiz olacak. Ama biz ne yapalım? Açıya dalacağımız belli ya. Açıya bir dalalım. Hocam ne diyelim? Mesela burada şuraya bir alfa diyecek olursak. Hocam iki açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açı. Alfa ile 45'in toplamı burada kaç yapacak? Yani burası alfa artı 45 yapacak. Alfa artı 45 ise burası da alfa mı oldu? Evet. Evet, şimdi gerçekten de hocam şu üçgene ve şu üçgene dikkat edecek olursak neler oldu? Alfa 45 ve üçüncü açı çift çizgi dersem alfa 45 ve burada da 180'e tamamlayan açısı çift çizgi olmak zorunda. İki üçgende bütün açılara eşit oldu. Dolayısıyla bunlar benzer oldu. Ne yapacağız? Aynı açının karşısındaki oranlayacağız. Alfa'nın karşısı x bölü alfa'nın karşısı kök 2 eşittir çift çizginin karşısı 2 kök 2 bölü çift çizginin karşısı 3 diyeceğiz x de buradan 3x buradan 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 4 yaptı. x de buradan ne bulduk? 4 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Evet güzel bir soruymuş bu da. 7. soru zor gözüküyor ama değil. Verilen bilgileri kullanınca x'e bakınca bir şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. 7. sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Bak yine açıya dalacağımız belli. Niye? Bak 16 iken burası da kaç verilmiş? 16 verilmiş. Arkadaşım bu 16 bu da 16 olduğundan ikiz kenar dik üçgen ekstra bir açı verilmiş. Dalıltıya 45 45. E şimdi ne yapacağız? Hocam 45 45 açıları var. Ekstra yani eşit iki açı olduğunda ben neye bakıyordum arkadaşlar? Bir kere şurada x'e bakarken hocam ya x'e 16'lık üçgeni seçeceğim ya x'e 9'luk üçgeni seçeceğim. Hani belli. Hocam 45'i de kullanacağım ya. Burada da 45 var. Sanki bu daha mantıklı arkadaşlar. Niye? Bak 45'li şuradaki üçgenle 45'li şu maviyle gösteriyorum. Mavi üçgene dikkat edin arkadaşlar. Eşlik açı var. Eşlik açı olduğunda ne yapıyorduk? Ortak açıya bakıyorduk. Evet bunun kalıbını çok verdik. Bunun üzerinde çok durduk. Şu sarı üçgenle bu mavi üçgende eşlik açı var. Ortak açı var mı? Var. Nerede açı? İşte tam burada açı. 45 karaladığım 3. açı çift çizgi ise 45 karaladığım 3. açı çift çizgi olur. Ve iki üçgen açı açı açıdan benzer çıkar. 45'in karşısı 9 bölü küçükte büyükte. 45'in karşısı x eşittir. Çift çizginin karşısı x bölü. Çift çizginin karşısı 16 yaptı. X kare buradan 144 yaptı. X de buradan kaç geldi öyleyse 12 geldi. Evet 8. sorunun cevabını böylelikle Cihan bulduk arkadaşlar. Geldik 9'a. Alfa verilmiş 2 alfa verilmiş. He. Düşündüğüm gibi ise evet çoğunluğunuz burada. Düşündüğüm gibi ise. Arkadaşlar şimdi 3 tane şey düşündüm onu söyleyeyim. Soruya bakar bakmaz. Hocam alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kuracağım. Nasıl bir ilişki kurabilirim? Birinci düşündüğümü söyleyeyim. Hocam 2 alfayı parçalarım. Alfa alfa yaparım. Alfa alfa yaptığımda karşıma güzel bir şey geldi mi? Gelmedi. Çünkü kollar onun, tabanlar onun desek bir şeyler gelecek mi? Alfa ile şuradaki alfa arasındaki bir ilişki kurabiliyor muyuz? Hocam birer açıları eşit olan üçgen ama hiçbir ortak açı yok. Mesela bu üçgen ve şu üçgende ortak açı falan yok. Maalesef bir şey yapamıyorum. İlk düşündüğüm olmadı. İkinci düşündüğüm şey şu oldu. Hocam ben iki alfaya alfa alfa parçalayıp bir şey yapamıyorsam o zaman ben alfa gördüğüm yeri iki alfa yapabilirim diye düşündüm mesela. İki alfayı nasıl yapabilirsiniz? Ya böyle iki alfa yapacaksınız. He. Böyle iki alfa yaptığınızda bakın şöyle iki alfa yaptığınızda hatta dört tane düşündüğüm şey oldu. Dur söyleyeceğim. Şuradan iki alfa yaptığımda hocam ne oldu burada? İki alfa. Burada açı ortaylık çıktı ama şu açı ortayda yok. Kollar oranı, tabanlar oranı hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu açı orta uzunluğuna dönüştü. Bu işime yaramadı. Peki başka ne düşünebilirim? Bu alfayı sol tarafta 2 alfa yapabilirim. Bunu 2 alfa yaparsam ne olacak arkadaşım? Buradan bir şey gelebilir. Evet şöyle bir alfa yaparsam bak 2 alfa 2 alfa. Dikkat. Şu açılar birbirine eşit oldu. Ondan sonra ne olacak? Bak şu üçgenle büyük üçgen benzer olacak arkadaşlar. 2 alfa 2 alfa eşit i̇şte açı olduğundan dolayı. Yalnız bu yöntemi de size bırakayım. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? 8 bölü 4. Bu taraftaki oran açıortayda 8 bölü 4 ya. Yani. O zaman burası da 2K ise burası da K olur diyeceksiniz. Sonra şu üçgenle büyük üçgende benzerlik uygulayacaksınız. Onu size bırakayım. Düşündüğüm yol bir üçüncü düşündüğüm yol büyük ihtimalle daha kolay çıkacak. Bakalım. Arkadaşlar daha öncesinde de ben konu anlatımında da söyledim. Alfa 2 alfa gördüğünüz zaman bak. Alfa 2 alfa gördüğünüz zaman bak bu yöntem çok işimize yarıyor. Alfa 2 alfa gördüğümüz zaman ne yaparız biliyor musunuz? Ya içeriden böyle bir x kenar oluştururuz. Bilmiyorum ben sıkıştığım zaman bunu da yapıyorum arkadaşlar. Çok da içime yarıyor. İk, alfa alfa burası 2 alfa yaptı bak x kenar oldu burada. Hatta burada da x kenar oldu. Ya da alfa 2 alfa gördüğünüzde bu x kenarı dışarıda da yapabilirsiniz. Hani alfa 2 alfa gördüğünüzde şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu bir tekniktir. Şöyle şöyle yani şuradan bir x kenar yapabilirsiniz. Hatta burada da bir x kenar oluşuyor arkadaşlar böyle. Şunlar da birbirine eşit olmuş oluyor. E burada hocam ne yapacağız? Hani iki alfa var ya. Ben şöyle yapsam. Hani iki alfadan alfa elde edeceksem. Şöyle bir x kenar oluştursam arkadaşlar şu tarafta. E, 7 iken 7 çeksem. O zaman burası da alfa burası da alfa oldu mu? Oldu. Evet sanırım daha kolay çıkacak. Şimdi alfaya alfa. Dikkat edin arkadaşlar. Eşitlik açı var mı burada? Var. Şu açıya ve şu açıya dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Alfaya alfa. O zaman şu üçgeni şöyle karalayayım. Daha rahat bir şekilde fark edersiniz. Daha kolay çıkıyor arkadaşlar. E hocam sarı üçgenle büyük üçgende eşit iki açı var. Ortak açı burası mı? Evet. Nokta karaladığım yani alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken alfa karaladım. büyük üçgende üçüncü açı çift çizgidir. Alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8 oldu. Çok kolay bir benzerlik. 1'e iki oran oldu. O zaman çift çizginin karşısı 8 ken, hadi yazayım hatta 4 bölü 8 eşittir. Çift çizginin karşısı 8 bölü çift çizginin karşısı 7 artı x artı 4 dersiniz. Ya da Hocam kolay benzerlik var ya alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8. 1'e 2 oran var. Çift çizginin karşısı 8 sen burası da kaç yapar? 16 yapar. 1'e 2 orandan dolayı çift çizginin karşısı. 7 4 daha 11. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Evet 9. soru böylelikle 5 çıktı. Yani Denizli çıktı arkadaşlar. Size bütün bakış açımı gösterdim burada arkadaşlar. Artık hangisi mantıklı geliyorsa. Çünkü bu bakış açılarını görmeniz sizin sadece bu sorunuzu kurtarmaz ilerideki geometri hayatınızdaki soruları da kurtarır arkadaşlar. O yüzden yani ben belki şuradan şunu çizelim. Hadi buradan bir ikizkenar kenar oluşturalım deyip soruyu tek bir adımda yapsam bir dakikanın altında çözeceğim. Bak kesin net belli. Ama bilmiyorum bu soruya kaç dakika oldu? 3 dakika mı oldu? 4 dakika oldu? Sizin burada önemli olan soruyu çözmeniz değil. Bakış açınızı görmeniz olduğu için bu şekilde YouTube'da biliyorsunuz ayrıntılı çözümler yapıyoruz. Yoksa işte biliyorsunuz bazı şeyler işte. Neyse. Dokuzuncu soru böylelikle denizli oldu. Güzel bir soruymuş arkadaşlar ama zor bir soruymuş. Bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepiniz bu soru için geldiniz galiba. Evet dokuzuncu soru denizli oldu geldik onuncu soruya. Arkadaşlar alfa beta'ya dalacağımız belli. Alfa beta alfa beta'ya dalınca şu üçgenler ne oldu? Hocam bu üçgenle şuradaki üçgen birbirine benzer oldu. Hatta burada Beta'nın karşısı 7. Burada da beta'nın karşısı 7 olduğundan dolayı bunlar eş üçgen oldu. E madem eş üçgen alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı burada da 3 müdür? 3'tür. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Ama dikkat edin arkadaşlar. Şuradan bir dik çizilmiş. Burası 5. Burası da 5 verilmiş. E bunların 5 5 olması bunların da birbirine eşit olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Hocam burada ne var? Bir yamuk var. E yamukta ort taban 7 artı 3 bölü 2'den direkt 5 bulursunuz cevabı. Ama hocam daha yamuğu görmedik diyebilirsiniz. Haklısınız da. E ne yapacağız? Burada hocam 90'lar var. E benzerliği kullandık. Tamam. Pisagordan bunu bulsak bunu bulsak bir işimize yaramayacağı belli. E ne yapacağız? E ne yapıyorsak onu yapacağız. Dik üçgende ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturduk. Al. Burada bir dik dörtgen oluştursak 3 ise 3. Buraya 4 mi kaldı? Evet. Hocam bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı 4 ise burası 2 oldu. Bu arada burası 3 ise burası da dik dörtgenden dolayı 3 oldu. 3, 2 daha kaç yaptı? 5 yaptı. Bu şekilde yamuk Sus bir şekilde üçgenle de sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet 10. soruyu Deniz'le bulduk. Geldik 11. soruya. 15, 75, 90 hali hazırda var. Bu hali hazırda varsa yapacak bir şey yok. Haşa 4 haş. Mecburuz arkadaşlar. Hocam şuradan bir dik çizdim. Şurası haşken burası nedir arkadaşım? Burası kesinlikle ama kesinlikle 4 haştır. E 4 ile 9'u kullanmam lazım benim. E 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya da alacağız. Dal kardeşim alfa Alfa 90 beta. Beta 90. Alfa alfa 90 beta. Buradan bir şey çıkacak mı? Mecburuz benzerliği yapmaya. Hadi benzerliği uygulayalım arkadaşlar. Şu üçgenle şu üçgen benzer. E burada betanın karşısı var. Betanın karşısından başlayayım. Betanın karşısı 9 bölü. Buradaki betanın karşısı yok. E o zaman ben buraya ne diyeyim arkadaşlar? N diyeyim mesela. 9 bölü N eşittir. E burada ne var? 90'ın karşısı var. O zaman burada da 90'ın karşısını oranlayacağım. Buradan başlamıştım. Buradaki 90'ın karşısı N bölü. Buradaki 90'ın karşısı 4. Buradan m çarpı n kaç geldi? 36 geldi. E ee, ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 15, 75, 90 üçgeni var burada. Haşa 4 taşı yazdık. Ha bir dik üçgen var burada. Taban ve tabana ait yükseklik var ve dik kenarlar çarpımı var. Dik kenarlar çarpımı deyince biz alanı bulamaz mıyız arkadaşlar? Evet alan nedir? M çarpı n bölü 2. Aynı zamanda alan nedir? 4h çarpı h bölü 2 değil mi? Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. M çarpı N 36 idi. O zaman buradan 36 eşittir. 4 çarpı e, H kare oldu. 4 kere 9 36'dan 9 H kare eşit oldu. H da buradan kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. E, h 3 ise X isteniyor bizden. X de 4 H'a eşit olduğundan dolayı 4 H'a eşit olduğundan dolayı cevap da kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 12 çıkmış oldu. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Ya büyük ihtimalle siz burada işlem yapmaya kaçtığı, işlem yapmaktan kaçtığınız için hocam hiçbir şey yok falan filan dediğiniz için sonuca ulaşamadınız. Bazen de elinizin çalışması gerekiyor arkadaşlar. şekilde A'da gözüktüğü gibi. Evet 11. soruyu Denizli bulduk. Geldik son soruya. Geometri dersinde öğretmen dik üçgenin hipotenüsüne ait yüksekliği ilgili aşağıdaki soruyu soruyor. ABC üçgeninde AB ile şey dikmiş arkadaşlar. AB ile AC dikmiş. Nereye çizeceğiz? Mecbur sorunun üstüne çizelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet A açısı dikmiş arkadaşlar. A açısı dik olacak şekilde A, B, C üçgenini çizdik. Şurası 90 derece. Sonra A, B kenar üzerinde K. Ee, arkadaşlar şurada bir tane K alacakmışız. A, C kenar üzerinde L. Şurada bir tane L alacakmışız. B, C kenar üzerinde M ve N noktaları alınarak K, L, M, N karesi oluşturuluyormuş. Evet şu bir kareymiş arkadaşlar. K, L, M, N karesi oluşturduk. Ee, şurayı 15 vermiş. Burayı kaç vermiş? 20 vermiş. 15 20 ne üçgen arkadaşlar? 25 üçgeninden burası da 25 çıktı mı? Çıktı. Bizden ne isteniyor? Karenin bir kenarı nedir diye soruluyor arkadaşlar. E ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Da Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta, alfa beta. Hocam alfa betalı bir sürü üçgen var. 1 2 3 bir de büyüğü 4. E hocam büyükte bütün kenarlar var. O zaman benzerlik için büyük üçgeni düşüneceğim. E başka? Şurada tek bir kenar var. X düşünemem. Burada tek bir kenar var. X düşünemem. Burada tek bir kenar var. Şurada düşünemem. E benzerlik kurabileceğim bir ikinci üçgen varsa e yoksa ne yapıyorduk? Alfadan beta'ya geçiş kardeşim. Bak. Burada ya da beta'dan alfaya geçiş. Hocam 15-20-25 üçgen değil mi? Beta'nın karşısından alfanın karşısına geçiş. Aslında 15-20-25 üçgeni 3-4-5'in katı değil mi? Burası 3K burası 4K. Yani burası beta burası alfa iken arkadaşlar betanın karşısından alfanın karşısına geçiş kaç oldu? Hocam 3 bölü 4 oldu. O zaman herhangi bir üçgenden başla. Hocam buradan başlasam betanın karşısı 3K iken burada da 4K desem. Ama o zaman burada betanın karşısı 4K burası da 4K dersem betanın karşısından alfanın karşısına geçiş. Hocam 3'e 4'tü. Burada da 3'ün katı yapayım. O zaman hemen bu verdiğim sayıların üstüne çarpı atayım 3 ile çarpayım. Yani 12K diyeyim. Ben buraya 12K desem o zaman 3 ile çarptım. Verdiği bütün bilgileri 3 ile çarptım. Buraya 12K oluyor. 3 ile çarptım 12K oldu. 3 ile çarptım 9K oldu. Yine beta'dan alfaya geçiş şey oldu arkadaşlar. Yine 3 bölü 4 oldu. Ama sadece belli bir kat oldu. Rasyonel sayıyla uğraşmak istemedim. Biliyorsunuz bunu bazı noktalarda da yapıyorduk. İstersen sen uğraş. Hocam burası 4K iken burası bilmem ne de. Hani bilmem ne bölü bilmem ne de. Ben, ben onu yapmam. Hocam burada beta'dan alfaya geçiş 3'e 4 olduğu için bu 3'ün katı olmak zorunda dedim. Direkt 3 ile çarptım. 12 kaldı. Hocam 3 bölü 4 olacak ya o zaman buraya da ne kaldı? 16K mı kaldı arkadaşlar? Evet. Bak. Olay çıktı mı? Çıktı. Hocam burası 9K. Burası 12K. Burası 12K. Burası da 16K. Topla bakayım bunları. 16 16. 12 daha 28. 9 daha 37 mi yapıyor? Evet 37 k eşittir 25 ise k'yı buradan 25 bölü 37 buluruz. 25 bölü 37 buluruz. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden şu isteniyor. Buna göre x isteniyor. x 12 k arkadaşlar. x 12 k olduğundan dolayı 12 çarpı 25 bölü 37 isteniyor arkadaşlar bizden. E 25 ile bunu çarptığımız an 12 ile 25 çarptığımız an şunu 50 yapsam 6 yapsam 30 mu yapıyor? Evet böylelikle 300 bölü 37 buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. Bak çok saçma bir cevabı aslında çok da zor olmayan bir yöntemle bulmuş olduk arkadaşlar. Tamam bazen benzerlik kurabileceğiniz üçgenler iki üçgen yoksa alfadan beta'ya geçiş ya da nokta açısından çizgi açısına geçiş 3'e 4 ise orada diğer üçgenlerde de 3'e 4 şeklinde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam özellikle benzerlik kuracağınız ikinci bir üçgen yoksa bunu uyguluyoruz. Bu anlamda zaten ben konu anlatımında da böyle buna benzer bir soru çözmüştüm. Oradan da aşinasınız zaten. Neyse böylelikle 12. soruyu da hallettik. Yani test kaçtı bu arkadaşlar? Test 6 mıydı? Bakalım hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Allah Allah. Evet test 6'yı çözmüşüz. Evet böylelikle test 6'yı bitirdik arkadaşlar. Klasikleşmiş sorularda o ÖSYM tadında sorulara geçeceğiz bir sonraki videoda. O zaman diyoruz bir sonraki videoda ÖSYM adında bir testinde görüşmek görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.